Yatırım dünyasında tabii ki finansal piyasalara olan yatırımlarınızı konuşmanın yanı sıra yatırım anlam olarak ve tanım olarak çok geniş bir alana dokunuyor ve bu anlamda da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili konuşma zamanı diyelim. Erkut Çavuş, CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olacak karşımızda. Erkut Bey, öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Şimdi bu koronavirüs tabii yayıldıktan sonra özellikle insanlar işte gayrimenkul fiyat artışı ya da düşüşleriyle ilgili çok fazla kafalarında soru işareti var. Virüs öncesi ve sonrası sektörünüz nasıl etkilendi? Alabilir miyiz sizden? Tabii bu COVID-19'dan sebep bir gayrimenkule yatırım yavaşladı. Bunun sebebi gayrimenkule ilgiden ziyade insanlar evinden çıkamıyor. Gayrimenkul gidip bakıp alım yapılması gereken bir şey. Bankaya gidiyor, kredi alıyor. Eve gidiyor. Eve bakıyor. Ülkemizin yavaş yavaş kademe kademe normale dönüşüyle birlikte gayrimenkulle olan yatırım veya alım da artacaktır. Evet, görüntüde teknik bir sıkıntı oldu. O yüzden Erkut Bey'i telefon hattımıza rica ettik. Sağ olsun, o da kabul etti. Erkut Bey, bir kez daha hoş geldiniz. Teknolojinin Hoş azizliği bulduk. diyelim, değil Nasıl? Evet, mi? bazen oluyor maalesef. Ya bu kadar internetin, dijitalleşmenin konuşulduğu dönemde hala şu internetin sağlıklı çekmemesine ben inanamıyorum bir vatandaş olarak. 2-3 gün öncesinde bir Instagram'dan canlı yayın yapmak istedim. Hani pişman oldum çünkü hiçbir kimseye bağlandığım, işe konuk olarak ağırladığım hiç kimsenin interneti doğru düzgün çekmiyor. Yani bilmiyorum Türkiye özelinde bir durum mudur ama hani dijital çağ diyorsak en başında en dijital çağın en büyük malzemesi, hikmeti diyelim, internet, ama interneti bir türlü sağlıklı kullanamıyoruz ülkece. Sanırım biraz altyapıda sorun var. Bir de bizler işte bu COVID-19'dan sebep fazla yüklenmeye başladık. Umarım 5G'nin gelmesiyle toparlanacaktır. Daha hızlı kopmayan internete ulaşacağız. Umarım, yani internet çok önemli şu dönemde. Şimdi sizin aslında gayrimenkul fiyat artış ve düşüşlerini konuşuyorduk. Covid-19 nasıl etkiledi? Çok ev almak isteyen var ama böyle bir dönemde nakit kraldır söyleminin de çok arttığını görmüş olduk Erkut Bey. Yanıtladığınız zaman ben bir kez daha toparlamanızı rica edeceğim. Şimdi şöyle, ben gayrimenkul bir yatırım olduğu kadar bir ihtiyaçtır da, yani barınma ihtiyacı hepimizin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Dolayısıyla barınma ihtiyacı ertelenemez. Mecbursanız mutlaka gidip ya bir ev kiralamak veya satın almak durumundasınız. Covid'in getirdiği sorun insanların dışarı çıkamaması. Yani ev ihtiyacı aslında hala devam ediyor kişilerin veya şahısların. Ama dışarı çıkıp ev gezemiyor. Veyahut da bankaya gidip rahatlıkla kredi başvurusunda, evrak toplamada sorun yaşadığı için insanlar bir süre, bir iki ay evlerine çekildi. Tabii bu normal hayata dönüşle birlikte yine gayrimenkule olan ilgi ve talep devam edecektir, artacaktır muhakkak. Düşüş yaşanacağını ben düşünmüyorum. Yani biz işte çocukluğumuzda anneannelerimizin, dedelerimizin o güzel evleri, kerpiçli evler bakıldığında o dönem imrenilen noktalar apartman dairesiydi. Gecekonduların ve müstakil evlerin çok yoğun çoğunlukta olduğu dönemlerde çok bakılmazdı ama şu anda ne kadar önemli ve ne kadar değerli yaşam alanlarını bize kattığını anlamış olduk. Herkesin böyle bir artık kaçma hayali var. Böyle bir evim olsun, tarlam olsun, bahçem olsun gibi. Müstakil ev arayışında bir artma oldu mu? Böyle talep geliyor mu size benim gibi? Şimdi, talep anlamında müstakil evde evet, çok ciddi bir talep patlaması yaşanıyor. Herkes arıyor, müstakil eve geçiş isteniyor. Şimdi Covid'in bir dezavantajı yaz ve bahar aylarına denk gelmesi. Çiçekler açtı, güneş açtı, evde insanlar sıkılmaya başladı. Bunun arayışını işte denize tatile gidemediği veya dışarı çıkamadığı için müstakil evde bir arayış başladı. Bununla ilgili de hakikaten çok ciddi talep var. Tabii uzun vadede ne kadar bu sürer? Bunu tartışmak aslında biraz lazım. Çünkü müstakil bir evde yaşamak, bir apartman dairesi ve bir sitede yaşamak da çok daha maliyetli. İnsanlar öncelikle kısa vadede bunu görmeyecek. Uzun vadede de bunun farkına varacaktır. Benim onlara tavsiyem, müstakil ev arayışında olan veya bununla ilgili talepte olan, maliyetleri ciddi şekilde incelesinler. Isıtma, soğutma, güvenlik, bahçe, peyzaj giderleri bir konuta göre 2 veya 3 kat daha fazladır. Onu uzun vadede göreceğiz. Şu an ciddi bir talep var ama reele yansıyacak mı? Biraz bakmak lazım açıkçası.
Erkut Bey, izleyicimiz Emre Bey'in sorusunu ben birebir iletiyorum. İlk sorumuz aslında benzerlik gösteriyor ama insanlar bunu çok merak ettiği için bir kez daha iletiyorum izninizle. Ev fiyatları düştü mü acaba diyor izleyicimiz. Ev Erkut fiyatları düşmedi. Bey, çok özür dilerim. Erkut Bey ne düşünüyor? Şu an ev almak için iyi bir yatırım döneminde miyiz? Yani yatırım yapmak için iyi bir dönemden mi geçiyoruz? Ev fiyatları bütün hem Türkiye'de hem dünyada bizim takip ettiğimiz, gözlemlediğimiz çok büyük bir savaş veya deprem olmadığı sürece düşüş yaşamıyor. Sadece ama yaşanıyor. Şu an için gayrimenkul almak için tabii ki iyi bir dönem. Çünkü faizler istenilen seviyede, arz biraz düştüğü için uygun ev bulunabiliyor. Yakın zamanda çok büyük gayrimenkul firmaları önde gelenler ciddi kampanyalar yapacaklar. Bunları takip etmelerini öneririm. Ellerdeki konut stoklarını eritmek için. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru gayrimenkul alıyorsanız her zaman zamandır tabii ki. Tabii şöyle bir durum da oldu. Pandemi sonrasında o paranın dolaşım hızı ve nakit talepleri şirketlerin onların da geleceği açısından oldukça kritik. Pandemi sonrasında gayrimenkul firmalarının ödeme çeşitliliği ve kredi durumlarıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, bu konuda birçok çalışma yapılıyor. İşte çeşitli ödeme çeşitleri gelecek %10 peşinat, 2 yıl ötemeli, yani eve içine gireceksiniz, ödemeye 2 yıl sonra başlayacaksınız. 10 yılı geçen 20 yıla varan vadeler gelecektir bununla ilgili. Yakından takip etmelerini yatırımcıların tavsiye ederim. Evet, son bir soru daha sormak istiyorum. Kirada oturmak mı, ev almak mı daha tasarruflu? Şimdi pandeminin bence bizlere en büyük yansıması gayrimenkul konusunda bu oldu. Özellikle metropol şehirlerde ev eğer sizinse geçim çok kolaylaşıyor. Ama kirada oturuyorsanız geçim ciddi anlamda zorlaşıyor. İnsanlar bunu gördü. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte birçok kişi kazançlarını veya gelirlerini gayrimenkul anlamında yatırım yapacağını düşünüyorum ben. Tabii ki bir ev sahibi olmak hem manen hem de manevi olarak çok ciddi bir güvence sağlıyor kişiye. Evet, şu anda dünyanın en güvenli yeri evimiz. O yüzden de ve en önemli şey insan için sermaye, özellikle İstanbul'da oturanlar için. Çok sağ olun Erkut Bey, yayınımıza değerli katkılarınız için. Rica ederim, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Erkut Çavuş, CVS Havakent Yapı Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı'na birlikte konuştuk efendim. Programımızın da sonuna geldik.